Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, bu videomuzda Apex Legends Mobile nasıl oynanır hakkında bilgi vereceğim. Fakat bu bilgi şöyle başlayacak arkadaşlar. Apex Legends Mobile'ın karakterlerini tanıtacağım. Bu karakterler nasıl yükseltilebilir, hangi karakteri almalıyız gibi bilgiler vermeye çalışacağım. Bunları arkadaşlar zaten temel bilgi, bu bilgiler aldıktan sonra nasıl oynanacağına dair de az çok fikriniz oluşacak. Oyun içerisinde de oyun mekanikleriyle ilgili de bilgiler vereceğim. Fakat bu videoda sadece karakter tanıtımlarını yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle, oyunu açtığımız zaman arkadaşlar ilk sezon çaylak ödülleri diye bir şey var. Şu sağ tarafta arkadaşlar çaylak ödülleri, yani oyuna giriş yaptığınız zaman size ödüller veriyor. Açalım. Bakın birinci gün, ikinci gününde arkadaşlar size Mirage diye bir karakteri veriyor. Bu Mirage denilen karakter çok iyi bir karakterdir. Kendini klonlayabiliyor, holosunu gönderebiliyor arkadaşlar. Savaşta çok etkin bir karakter. Bunu buradan alabilirsiniz. Bir başka da sezon etkinliği diye bir butonumuz var. Bunu bilmeyenler için anlatıyorum. Sezon etkinliğine girdiğiniz zaman arkadaşlar üst tarafta sınırlı süreli. Ve burada arkadaşlar ön kayıt ödülleri diye bir şey var. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar oyuna giriş yaptığınız için size Bloodhunt kostümü veriyor ve aşağıda da Pathfinder kostümü veriyor. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar R99 silah kaplaması da veriyor ve bunların hepsi de efsane skinler arkadaşlar. Ayrıca hesapları bağla diyerek arkadaşlar şuradan Wraith'i açabilirsiniz. Octane'e de arkadaşlar gene efsane bir kostüm alabilirsiniz. Bunlar ücretsiz şekilde yapılabilir. Şimdi arkadaşlar isterseniz efsanelerimize gelelim ve size anlatmak istediklerimi anlatayım. İlk olarak Bloodhunt. Bloodhunt karakterinin özellikleri nelerdir? Ondan bahsedeceğim size. Bloodhunt karakterinin pasif özelliği arkadaşlar, yani herhangi bir butona basmadan kullanabileceğiniz özelliği, düşmanların ne kadar süre önce oradan geçtiğini gösteren bir gösterge arkadaşlar. Ve kaç saniye önce geçtiğini gösterir. Mesela buradaki örnekteki gibi bakın 5 saniye 6 saniye gitgide uzuyor. Önünden bir düşman geçiyor ve bu düşmanın 4 saniye önce, 5 saniye önce, 6 saniye önce geçtiğini gösteriyor. Bloodhunt'ın pasif özelliklerinden biri, daha doğrusu pasif özelliği arkadaşlar, yani bir pasif özelliği var, bir de ulti özelliği var. Bu da buton ile kullanılan pasif özelliği arkadaşlar. Taradığınız zaman yakın çevresindeki düşmanları işaretliyor ve bu işaretlenen düşmanlar takım arkadaşlarınıza da görülebiliyor. Ve Bloodhunt'ın arkadaşlar ultisini çalıştırdığı zaman koşu hızı da yükseliyor. Her yer gri tona bürünürken arkadaşlar düşmanların skinleri hafif bir kırmızı ton oluyor ve düşmanlar koştuklarında adımlarının izleri kalıyor arkadaşlar. Yani Bloodhunt gizlenen, saklanan ya da düşmanların yerini anlayamadığınız zaman kullanılabilecek çok iyi bir karakter. Ben her oyunda Bloodhunt'ın olması gerektiğini düşünüyorum. Yani 3 kişilik bir mangada mutlaka Bloodhunt karakteri de olmalı. Ve arkadaşlar size önemli bir bilgi vereceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu karakteri özelleştirebiliyorsunuz. Yani karakterin pasif özelliğini, ultisini falan, yeteneğini, her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Bunun için ise arkadaşlar gene efsanelerden ayrıntıları tıkladıktan sonra arkadaşlar sağ üst köşede 4 tane karakter kuponum olduğunu görüyorum. Bu karakter kuponunu o karakterle oyun oynayarak geliştirebilirsiniz. İşte geliştirdikten sonra size kupon veriyor ve bu kuponları arkadaşlar soldan değiştirebiliyorsunuz. Bakın 3 ayrı özelliğim vardı biliyorsunuz karakterimde. Birinci özelliğini değiştirmek için arkadaşlar tıklıyorum üzerine. Bir düşman düşürmek Alfadır'ın gözünün bekleme süresini sıfırlar. Bakın şimdi ben bunu aldım. Daha doğrusu burası aç olarak görünecek. Şimdi benim bunu açmam için arkadaşlar ön koşulu, yani önce 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane arkadaşlar kilit açmam gerekiyordu. Ama bu kilitlerin ben sadece 1, 2, 3 tanesini açtım ve sırada da Bloodhunt arması var. Bloodhunt armasını da açalım. Ve şimdi arkadaşlar mesela kuşu açabilirim. İzleri işaret ederken kuzgunun o izleri bırakan düşman mangaya doğru uçar. Yani düşmanın peşinden giderken arkadaşlar kargalar geliyor ve bu kargalar düşmana doğru uçuyorlar. Bunu açabilmem için ise bir karakter kuponuna daha ihtiyacım var. Bu karakter kuponunu da oynayarak elde edebiliyorum. Buradan arkadaşlar aça gelerek ne kadar zaman içerisinde bunları elde edebileceğinizi görebiliyorsunuz. Tabii bir süre sonra buradan yol ayrımı başlıyor ve yol ayrımlarının hepsi daha sonra tekrar birleşiyor arkadaşlar. İkinci karakterimize geçelim. Gibraltar arkadaşlar. Gibraltar arkadaşlar bir hedefe nişan alırken önüne bir kalkan açıyor ve bu kalkan arkadaşlar isterseniz devre dışı da bırakabiliyorsunuz, isterseniz aktif olarak da kullanabiliyorsunuz. Aktif olarak kullandığınızda karakteriniz çok yavaşlıyor arkadaşlar, ama eğer sizin kalkanınız 100 hasar koruyorsa arkadaşlar Gibraltar'ın bu kalkanını açtığınızda 121 koruma sağlayacaktır size. İkinci pasif özelliği ise arkadaşlar Gibraltar'ın bir
çember atıyor ve bu çemberin içerisine mermi hiçbir şekilde girmiyor. Aynı şekilde içinden de dışına atmıyor. Manganız bir fight'ın ortasında kaldığı zaman ya da bir arkadaşınız naklandığı zaman arkadaşlar, hemen Gibraltar'ın domesiyle burayı hızlıca kalkan haline getirip onu kaldırabilirsiniz veya mermilerden kaçabilirsiniz arkadaşlar. Gibraltar'ın ultisi arkadaşlar çok ciddi bir airstrike yağdırır. Küçük bir alana bir airstrike yağdırır ama ciddi hasarlar verir arkadaşlar. Buradan hasar yiyen düşmanların naklanma ihtimali çok yüksektir. Özellikle kalkanı kırık düşman varsa arkadaşlar naklanacaktır Gibraltar'ın bu ultisi. Gibraltar'ı da kurulum yapabiliyorsunuz. Mesela ben şu anda Gibraltar'ın herhangi bir şeyini açmadım ama buradan Gibraltar'ı oynayarak, geliştirerek arkadaşlar pasif özelliklerini veya ultisini değiştirebiliyorsunuz. Mesela ilk pasif özelliği karşılaşmalara kalkan bataryası veya ilk yardım çantası ile başla. Bu şekilde arkadaşlar bu karakteri de geliştirebiliyorsunuz. Lifeline'a gelelim. Lifeline da gene savaşta olmazsa olmaz bir karakter diye düşünüyorum. Lifeline'ın kendisi hemşiredir. Lifeline'ın kendisi arkadaşlar sağlıkçıdır. Şimdi Lifeline'a geldiğimiz zaman bakalım. En güzel özelliklerinden birisi arkadaşlar, takım arkadaşınız düştüğü zaman ona bir kalkan atıyor ve drone'uyla onu diriltiyor arkadaşlar. Bu onun pasif özelliği. Yani herhangi bir birikime ihtiyacı yok. İki takım arkadaşını da aynı anda bu şekilde kaldırabilir. Ve pasif özelliği arkadaşlar 60 saniyede bir yenilenen pasif özelliği ise bir drone atıyor. Bu drone'u da arkadaşlar kaç kişi varsa etrafında onlara cam basmaya başlıyor ve hızlı bir şekilde cam basıyor arkadaşlar. Ve ulti yeteneği de bunun bir tane airdrop indiriyor arkadaşlar. Ve bu airdrop'un içerisinde 4. seviye itemler de olabiliyor. Mesela buna 3 seviye geldi. Oyun içerisindeki aktifliğe göre de arkadaşlar bu 3 veya 4 seviye olarak değişiyor. Aynı şekilde arkadaşlar Lifeline da geliştirilebiliyor. Mesela ben Lifeline oynamışım ve Lifeline'ımın bir manga arkadaşını diriltmek her ikinizin de ekstra 25 canını yeniler. Bakın mesela ben manga arkadaşımı dirilttiğim zaman arkadaşlar ben bu pasif özelliğimi kullanmışım. Hem takım arkadaşımın hem de benim canımı %25 arttırıyor. Burada da arkadaşlar Lifeline'ın mesela aç dediğimiz zaman savaş adaptasyonunu ekleyelim, onayla diyelim. Yani biz kalkanımız rakibi bitirdikten sonra kalkanımız arkadaşlar 100 can daha eklensin. Aynı zamanda akıllı ameliyatı da alalım arkadaşlar. Mesela iyileştirme drone'unu attığı zaman o drone siz hareket ettiğiniz zaman sizinle birlikte hareket eder. Bunu da alalım ve bunu da kuşanalım. Böylelikle arkadaşlar Lifeline'ımızı özelleştirmiş olduk. Sizin arkadaşlar oynayacağınız karakteri belirlemeniz gerekiyor ama Blood Hunt'ın ve Lifeline'ın mutlaka takımda olması gerektiğini düşünüyorum. Ve geçelim Pathfinder. Arkadaşlar Pathfinder karakterini ben ayrı bir sempatim var. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Ayrıntılara tıklayalım. Arkadaşlar Pathfinder karakterinin pasifi bazı ev kulelerinde şöyle bir anten görürsünüz. Bu anteni gördüğünüz zaman arkadaşlar Pathfinder ona gidip kendi sol elinden çıkardığı anahtarı sokarak arkadaşlar bir sonraki safe'in nereye kapanacağını gösterir. Ve Pathfinder arkadaşlar bu pasif özelliğini kullandığında zipline'ı birden dolar. Yani zipline'ın süresi sıfırlanır ve zipline'ı da kullanabilir hale gelir. Ve arkadaşlar Pathfinder'ın bir diğer pasif özelliği ise Gravelin, yani kanca atması arkadaşlar. Bu kancayı attığı zaman ama çok uzağa değil yakın nesnelere atabilir ve bu kancanın da hafif sağa doğru eğim yaparak veya hafif sola doğru eğim yaparak arkadaşlar çok ciddi bir şekilde kendinize fırlatabilirsiniz. Burada düz olarak gösteriyor ama bunu mesela hafif sağa doğru yapsaydı arkadaşlar karşıdaki binaya kadar bile uçabilirdi. Ve bu çok kısa bir sürede yenileniyor. Sadece 12 saniyede bir yenileniyor arkadaşlar. Ve savaş esnasında yüzle çatıştığınız rakibin bir anda tepesine çıkabilirsiniz veya hızlıca ortamdan uzaklaşabilirsiniz bu pasif özelliği kullanarak. Ve arkadaşlar Pathfinder'ın ulti özelliği ise bir zipline kurabilmesi. Bu zipline'ı da hem takım arkadaşları hem düşmanlar hepsi kullanabiliyorlar arkadaşlar. Özellikle mesela yüksek bir binanın tepesinde düşmanlar varsa oraya zipline atarak rushlayabilirsiniz. Bu özellikte çok kullanışlı arkadaşlar. Pathfinder'ın arkadaşlar benim en çok hoşuma giden özelliklerinden birisi kurulumlar arkadaşlar. Kurulumlarda avantajlarına baktığımız zaman ikinci kurulumda arkadaşlar bunu tabi açtan siz görevleri yaparak alacaksınız. Ve buradaymış arkadaşlar. Yani Pathfinder oynayarak bunu açabilirsiniz. Burada diyor ki bir keşif istasyonu kullandıktan sonra belirli bir menzildeki düşman birimleri taranır ve mini haritada gösterilir. Yani eğer ekibiniz rush'ı seven bir ekipse arkadaşlar Pathfinder gidip keşif kulesini taratır ve bu keşif kulesi tarandıktan sonra belirli bir menzilde, bir menzil dediği herhalde küçük bir çember, bir çember oluşturuyor. Orada nerede düşman varsa onları markluyor arkadaşlar. Ben bu özelliği çok seviyorum. Rush'ı seven bir takımsa arkadaşlar
mutlaka Pathfinder'ın da takımda olması gerekiyor ve rakiplerin yerini bu şekilde keşfederek onlara oynayabilirsiniz. Hatta Pathfinder'la Bullet Hunt arkadaşlar aynı klasmandaki oyuncular, onu da size belirteyim. İlerleyen aşamada ise şöyle bir özellik var. Bir keşif istasyonunu taramak kancanın bekleme süresini kalıcı olarak azaltır. Yani 12 saniye bekliyorduk ya, onu sıfırlar arkadaşlar. Sürekli kanca atabilirsiniz. Bu da aslında kullanılabilir. Yani şu iki özellik de çok OP özellikler ama ben hangisini tercih ederdim? Takım arkadaşım oynuyorsa birincisini tercih etmesini ama ben oynuyorsam ikinciyi tercih ederdim arkadaşlar açıkçası. Ve arkadaşlar şöyle bir OP yeteneği de var. Bitirici darbeyi kullanmak düşmanın mangasının konumunu mini haritada gösterir. İlerleyen kilitli kasalardan biri de kilitli kutulardan biri de bu arkadaşlar. Yani bunu da alabilirsiniz ama tabii buraya kadar gelmek için bayağı bir Pathfinder oynamanız gerekiyor. Ve arkadaşlar kancaya şöyle bir yetenek daha geliyor. Takım arkadaşınız düştüğü zaman onu kancanızla çekip yanınıza alabiliyorsunuz. Aranızda bir belli mesafe varsa arkadaşlar, tabii çok uzak bir mesafe değil, kancanızı atıp takım arkadaşınızı da yanınıza çekebiliyorsunuz. Ya Pathfinder'ın ben çok OP olduğunu düşünüyorum. Ya bu arada bahsetmediğim bir özellik de şu arkadaşlar. Savaş esnasında kancayı sadece duvarlara değil düşmanın üzerine de atabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle düşman sizden kaçmaya çalışırken kendinize çekiyorsunuz düşmanı. Böyle tatlı özellikleri de var Pathfinder'ın. Ama Pathfinder biraz iri bir karakter ve yavaş koşuyor. Onun içinde böyle hızlı özellikler eklemişler diye düşünüyorum. Ve Wraith arkadaşlar. Wraith'e hemen gelelim. Arkadaşlar Wraith'in pasif özelliği şu. Wraith mesela düşman rakip yakın olduğu zaman sizin ekranınıza şöyle bir korku suratı getiriyor ve buralarda birileri var, duyuyorum diyor size arkadaşlar. Ama bu şu oyunda, yani mobile'da, Apex Legends mobile'da önemli bir özellik değil. Çünkü zaten ayak işaretleri falan filan çıkıyor. Yani düşman zaten size yakın olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar Wraith'in pasif özelliği kendini görünmez ve hasar almaz bir hale sokuyor arkadaşlar. Void'ini çalıştırıyor. Ama bu Void giderken arkada bir iz bırakıyor. Yani siz mesela sıcak bir fight'a girdiniz, ciddi bir hasar aldınız. Oradan bir anda kaçmak istiyorsunuz arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Kaçamazsınız. Çünkü arkanızda bir mavi çizgi var. Ha. Ama gene de mesela takım arkadaşlarınızın yanına kadar çekilebilir veya bir kovurun arkasına geçebilirsiniz arkadaşlar. Aslında kullanışlı bir özellik. Sıcak fight'ta ciddi hasar aldığınızda bu özelliği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu özelliği kullandığınızda hasar almıyorsunuz ama gittiğiniz yer bir iz olarak görünüyor. Ve arkadaşlar Wraith'in ultisi bir rift açması, bir tünel açması arkadaşlar. Ve bu tünel gerçekten uzun bir tünel olabiliyor arkadaşlar. Bu tünele girdiğiniz zaman bir ucundan diğer ucuna ışınlanabiliyorsunuz. Genelde böyle fight'tan kaçmak için veya mesela yüksek bir binanın, ben bunu şöyle kullanıyorum. Yüksek bir binadan rift açıyorum, aşağı iniyorum ve aşağıda düşmana yakın bir yerde riftimi bırakıyorum. Olur ya, hani kaçmanız gerekir veya takım arkadaşınızı kurtarmanız için bu rifti kullanabilirsiniz. Ha, ben ne yapıyorum? Aşağıdan girdiği zaman top binanın üzerine. Ve binanın üzerinde koyduğum zaman mesela onun önüne de bekliyoruz işte. Özellikle kaustikle arkadaşlar önüne tuzak kurabilirsiniz. Kaustik'in attığı bazı balonlar var ve bu balonlar zehir atıyor arkadaşlar. Ve bu arada Wraith çok seri bir karakter arkadaşlar. Hızlı hareket eden bir karakter. Gene tercihe göre takımlarda kullanılabilir. Çünkü hem takım arkadaşını kurtarmakta hem de Rush'ta usta bir karakter arkadaşlar. Üstelik ciddi hasar aldığı zaman da kendini 5-6 saniyeliğine gizleyebiliyor. Ve tabii ki de arkadaşlar Wraith'in de geliştirilebilir seçenekleri var ama ben Wraith'i pek sevmiyorum, o yüzden oynamadım zaten. Buradan arkadaşlar Wraith'in özelliklerine de bakıp onu geliştirebilirsiniz. Bir sonraki karakterimiz Bangalore. Arkadaşlar Bangalore'un pasif özelliği yakınından bir mermi geçtiği zaman veya kendisine mermi değdiği zaman koşu hızı, hareket hızı %30 civarında falan arkadaşlar artış gösteriyor. Daha hızlı koşmaya başlıyor. Öyle bir pasif yeteneği var. Ve arkadaşlar pasif özelliklerinden butona basan pasif özelliği de smoke atması. İki kere üst üste smoke atabiliyor. Her attığı smoke 3 tane arkadaşlar. Yani iki kere attığın zaman 6 smoke atmış oluyor. Bu smoke da arkadaşlar ciddi bir avantaj sağlıyor Bangalore'a. Onun içerisinde can basabilir veya rakibi köreltebilir arkadaşlar. Özellikle kaçarken rakibi köreltmek için çok etkili bir smoke. Ve arkadaşlar Bangalore'un yine bir airstrike yeteneği var ve bu airstrike çok geniş bir alana yayılıyor. Ve bu airstrike de arkadaşlar düşmanı hem yavaşlatıyor, hem hafif köreltiyor, hem de hasar veriyor. Mesela burada 120 hasara kadar arkadaşlar düşmana hasar verebilirsiniz. Ama genelde 40-60 civarı bir hasar alıyor düşmanlar.
Bunun güzel yanı arkadaşlar, siz kaçarken yere bu Thunder'ı attığınız zaman arkadaşlar, yani Airstrike attığınız zaman arkadaşlar, düşman o mayın tarlasından çıkmaya çalışıp sağa sola dağılıyor ve onların hareket kabiliyetlerini arkadaşlar, size karşı olan hareket kabiliyetlerini engellemiş oluyorsunuz. Veya iki takım birbiriyle fight ederken bunu attığınız zaman arkadaşlar, iki takımdan da ciddi hasarlar verebiliyorsunuz. Ben açıkçası Bangalore'u seviyorum ve Bangalore'un ilk zamanlarda gerçekten oynanması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Size de tavsiyem olur bu. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu gene tabii ki de Bangalore'u geliştirebiliyorsunuz. Pasif özelliği arkadaşlar, şu 3. sıradaki pasif özelliği benim çok hoşuma gitti. Dürbünden nişan alırken sisin içindeki düşmanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin attığınız sis veya karşı takımda bir Bangalore varsa onların attığı sisin içindeki düşmanları dürbününüzü açtığınız zaman görebiliyorsunuz. Böyle bir pasif özelliği var. Yani bu Bangalore oynayan takımların kabusu olabilir veya siz Bangalore oynuyorsanız düşman üzerine sis atıp onları sizi görmesini engelleyip sizin onları görmenizi sağlayan bir avantaj elde edebilirsiniz. Bangalore'un şu 3. pasif özelliğini gerçekten çok beğeniyorum. Hani siz de eğer Bangalore oynayacaksanız bu karakteri yüklenip şu 3. kilidini de mutlaka şu aç kısmından arkadaşlar açın. Ve arkadaşlar yetenekler kısmında da bir özelliği daha var. Benim bu yetenekler kısmındaki geliştirilebilir yetenek olarak sis perdesi arkadaşlar. Düşürüldüğünüzde sis atıcısı kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani naklandığınız arkadaşlar yerde sürünürken sis bombanızı atabiliyorsunuz. Bu bence Bangalore'un en önemli ikinci geliştirilebilir yeteneği. Ve geldik Mirage'e, oyunun şımarık çocuğu Mirage. Arkadaşlar Mirage'in pasif özelliği, yani her zaman kullanabileceğiniz özelliği arkadaşlar, takım arkadaşınız düştüğü zaman hem takım arkadaşınızı hem de kendinizi görünmez kılarak onu kaldırabiliyor, revive edebiliyor arkadaşlar. Bu şu andaki videoda da izlediğiniz gibi. Bunun sayısı yok. İki takım arkadaşınız düşerse ikisini de bu şekilde görünmez yaparak arkadaşlar kaldırabiliyor. Ve arkadaşlar bir diğer pasif özelliği ise, yani herhangi bir tuş kullanmadan kullandığınız pasif özelliği ise, kullanabileceğiniz pasif özelliği ise, naklandığınız zaman 4-5 saniye boyunca arkadaşlar düştüğünüz yerde bir klonunuz kalıyor ve siz hareket edebiliyorsunuz. Klonunuz sanki sizmişsiniz gibi orada kalabiliyor arkadaşlar. Siz görünmez bir şekilde de oradan uzaklaşabiliyorsunuz. Yani sizi bitirmek isterse düşman klonunuza geliyor ve sizin olmadığınızı fark ediyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik diye düşünüyorum. Benim oyunda Mirage kullanmamın en büyük sebeplerinden birisi arkadaşlar şu klon gönderme olayı. Klonu gönderiyorsunuz ve rakip bunu gerçek adam sanıp ateş ediyor arkadaşlar. Ve böylelikle rakibin gardını düşürebiliyorsunuz. Ayrıca bu gönderdiğiniz klon öyle düz de gitmiyor arkadaşlar. Sizi taklit ediyor. Sizi taklit eden hareketler yapıyor arkadaşlar. Rakip klonunuza sıkarken siz de rakibin kendisine sıkabilirsiniz. Ve çok kısa bir sürede tekrar yenileniyor bu klon gönderme olayı. 15 saniye gibi bir süre arkadaşlar. Ya ben Mirage'i bu oyunda benim için sıralamada 1 numara arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Ve arkadaşlar Mirage'in ulti özelliği ise parti arkadaşları getirebiliyor. Kendi etrafına 5 tane parti arkadaşı getiriyor ve kendisiyle birlikte tam 6 kişi oluyorlar arkadaşlar bir anda. Ve bunu yaparken de, yani o tuşa bastığınızda 1 saniye 1,5 saniye boyunca görünmez oluyor ve kendi decoylarıyla beraber arkadaşlar aynı hareketleri yapıyor. Düşman hangisine sıkacağını şaşırıyor. Bu da Mirage'in savaş esnasında kurtulabilmesi için, kaçabilmesi için arkadaşlar çok ciddi bir özellik. Bunu yaptıktan sonra bir de üzerine de klonunu gönderdiğiniz zaman, hani bunlardan ayrı yere klonunu gönderdiğiniz zaman arkadaşlar, rakip bir afallıyor, lan hangisi klon, hangisi klon, hangisi gerçek derken siz kaçabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar Mirage'in pasif özelliği lerinden şu üçüncüsü benim çok hoşuma gidiyor. Canın %50'nin altına düştükten sonra otomatik olarak bir kopya konuşlandır. Şimdi ben Mirage'i oynadım. 11 tane de Mirage karakterim var. Mirage karakter kuponum var arkadaşlar. Şimdi gelelim tek tek bunları açalım. Şimdi ilk olarak neymiş? Kola inen. Bir kopya olduğunda hola spreyi bırakır. Yani nerede vurulduğunu nereden vurulduğunu gösteren bir işaretleme arkadaşlar. Bitirici darbeni kullanmak, Evo kalkan seviyesini 100 hasar ekler. Arkadaşlar bunu zaten mutlaka açın yani. Bu her zaman için kullanılması gereken bir şey. Bir rakibe, düşmana finish yaptığınız zaman arkadaşlar, kendi kalkanınıza 4 tane shield basmış gibi yenileniyor arkadaşlar kalkanınız. Ve arkadaşlar mesela bu da ultimate yeteneğin manga arkadaşlarından birinin kopyalarını oluşturur. Yani benim değil de manga arkadaşlarım kendilerinin de kopyalarını oluşturabiliyorum. Çünkü herkes Mirage'in kopyası olduğunu biliyor. Ama bu ulti yeteneğimi açtığım zaman arkadaşlar, mesela benim Blood Hunt olsun takım arkadaşım, 6 tane Blood Hunt bir anda piyasaya çıkıyor falan böyle. Çok garip değişik özellikler var arkadaşlar. Bu yüzden bunu tercih edebilirsiniz. Ben burada arkadaşlar aklın sonunu kullanacağım. Diriltmek hem seni hem de manga arkadaşını gizler. Yani manga arkadaşım da dirildiği zaman arkadaşlar gizlenecek bir süreliğine
O yüzden hani onun yer değiştirmesi için bir avantaj olur bu arkadaşlar ve o yüzden bunu açacağım. Daha sonra bana buradan ne diyor? Poz verecekmiş. Pozu almayacağım ama ölümcül momentumu da alacağım ben buradan. Ya da ben buradan kopya görür, kopya yapar. Kopyalar belirli bir mesafelik düşmanları işaret eder fakat kontrol edilemez. Bu da iyi bir işimize yarayabilir arkadaşlar. Ya bunu kuşanmak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar yani Mirage gerçekten çok OP bir karakter ve bu OP karakteri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten oyuna girdiğiniz zaman ikinci günde arkadaşlar bu karakteri alabiliyorsunuz. Hemen oynayın ve geliştirin. Çok tatlı bir karakter. Düşmanın kafasını allak bullak eden efsane bir karakter yani. Benim bir numaram bu Mirage. Ve geldik Octane'e arkadaşlar. Octane arkadaşlar kendi Health barını kendi kendine doldurma özelliğine sahip. Bir hasar yediğiniz zaman arkadaşlar yavaş bir şekilde Health barınızı ama Shield bar değil üstteki değil de alttakini arkadaşlar doldurur. Zaten Steam bastığınız zaman, Stamina bastığınız zaman arkadaşlar bir %10'luk kayıp yaşanır canında ama hızı çok artar. Ve o daha sonra kendini tedavi eder arkadaşlar. Sürekli pasif özelliği sürekli olarak kendini tedavi etmesi Octane'in. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 6-7 saniye, 5-6 saniye boyunca hızlı bir rush atabilmesi için Steam'i kullanıyorsunuz. Yani Stamina'yı kullanıyorsunuz ama bu Stamina'yı kullandığınız zaman canınız bir %10 oranında azalıyor arkadaşlar. Daha sonra zaten kendisi pasif özelliği olarak o canınızı yeniliyor, dolduruyor. Octane'i kullanmanın en güzel yanlarından biri ise jump pad atması. Launch pad atması arkadaşlar. Bunu kullandığınız zaman arkadaşlar bir anda yukarıya doğru fırlıyorsunuz ve zıplama tuşuna bir kere daha basarsanız havadayken bir kere daha zıplatıyor sizi. Yani iki kere zıplatıyor arkadaşlar. Octane'i genel itibariyle oynamayı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü hızlanmak için stamina bastığım zaman canım gidiyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Ve arkadaşlar Octane'in kurulumları da benim çok hoşuma gitmediği için yani bunlardan da bahsetmeyeceğim ama şurada bir tanesi dikkatimi çekti. Bitirici darbe kullanmak hareket hızını 3 saniyeliğine %30 arttırır. Yeteneklerinden birisi de arkadaşlar havada koşma, zıplama rampını kullandıktan sonra bir kez daha zıplayabilirsin. Zaten 2 kez zıplıyorduk. Sanırım bunu da açtığımız zaman 3 kez zıplıyoruz arkadaşlar. Ve geldik Kaustik'e arkadaşlar. Kaustik bir sosyopat arkadaşlar, bir manyak. Kendisi düşmanları zehirlemekten çok zevk alıp onların acı çekmesini isteyen bir karakter. Özellikle kapalı binalar veya dar alanda arkadaşlar Kaustik ciddi iş görür. Kendinize bir cover oluşturmak istediğiniz zaman, bir tuzak oluşturmak istediğiniz zaman mutlaka Kaustik'in de olması gerekiyor. Dereceli maçlarda Kaustik çok tercih edilir arkadaşlar. Siz de eğer dereceli düşünüyorsanız Kaustik'i tercih edin. Kaustik bir gaz attığı zaman sarı bir gaz oluyor, zehirli bir gaz arkadaşlar. Ve bu gazın içerisindeki düşmanları görebiliyor bu pasif özelliği. Kaustik'in pasif özelliklerinden biri ise arkadaşlar gaz trap atması. Ve bu gaz trap'e yakalanan düşman veya takım arkadaşları ciddi hasarlar yiyor arkadaşlar. 5-6 hasar yiyor arkadaşlar. Ve bir seferde 3 tane gaz trap atabiliyorsunuz. Toplamda 6 tane gaz trap atabiliyorsunuz. Ve ulti özelliği arkadaşlar bir gaz bombası gene. Bu gaz bombasını attığı zaman bu gaz bombasının içerisindeki düşmanlar çok hızlı bir şekilde hasar yiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz bu sosyopatın, Kaustik'in pasif özelliği arkadaşlar düşmanları gazın içerisinde görmek. Bu arada Kaustik kendisi hasar yemiyor arkadaşlar. Kaustik'in pasif özelliklerini geliştirdiğiniz zaman benim hoşuma giden şu üçüncü özellik toksin dedektörü. Gaza yakalanan düşmanları duvarların arkasından görebilirsin. Gazınıza birisi yakalandığı zaman arkadaşlar Bangalore gibi oluyorsunuz ve düşmanları görebiliyorsunuz. Duvar varsa bile görebiliyorsunuz. Ve yeteneğini de arkadaşlar tabii geliştirebiliyorsunuz. İşte gaz tuzakları uzun menzilli fırlatılabilir ancak konuşlandırma süresi artar. Yani senin daha uzağa atmanı sağlıyor fakat bu sefer gazının yeniden yüklenmesi arkadaşlar uzun bir süre alıyormuş. Bu şekilde de geliştirilebilir ama Kaustik dediğim gibi dereceli oynayan arkadaşlarımız için pusuya yattığın zaman arkadaşlar kullanılabilecek çok iyi bir karakter. Ve geldik Fade arkadaşlar. Fade'in çok güzel bir özelliği var arkadaşlar. Mesela savaş esnasında bir anda savaştan kaçabilirsiniz Fade'le arkadaşlar. Kötü bir duruma düştüğünüzü gördüğünüz zaman arkadaşlar geriye doğru çekilebiliyorsunuz Fade'de. Zaman yolculuğu yapıyor Fade arkadaşlar. Fade'in pasif özelliği yani herhangi bir buton kullanmadan kullanılan pasif özelliği arkadaşlar. Yerde kaydığınız zaman kaydıktan sonra yaklaşık 3-4 saniye bir hızlı koşu takviyesi ekleniyor arkadaşlar Fade'e. Ve arkadaşlar Fade'in flashback özelliği var. Bu flashback gerçekten çok fazla iyi bir özellik arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Bir çatışmadasınız ve bir anda geri çekilmeniz gerekir arkadaşlar. Flashback yaptığınız zaman arkadaşlar 2,5 saniyeliğine kendini görünmez kılıyor ve geriye doğru gidebiliyor. Geldiğiniz yönün tersi istikametine doğru kaçabiliyor arkadaşlar. Ve bu özellik 20 saniyede bir yenileniyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar Fade'in ult yeteneği ise
bir çember atması. Bu çemberi attığınız zaman arkadaşlar rakibi bayağı bir yavaşlatıyorsunuz. Yeteneklerini kullanma imkanını yavaşlatıyorsunuz ve onu işaretleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir ses geliyor bu arada. Fed'in bu yetenekleri çok kullanışlı arkadaşlar. O yüzden Fed çok tercih edilen bir karakter. Özellikle şu flashback rolünü yapması çok iyi bir karakter arkadaşlar. Yani benim Mirage'den sonra en çok hoşuma giden Mirage, Pathfinder ve Fade arkadaşlar. Tabi Fade ile ilgili şöyle biraz kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Şu anda Fade'i açamıyorsunuz. Fade'i açabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Şimdi biz bunu kaçırdık arkadaşlar. Fakat Fade chip'i diye bir şey vardı. 28'inde bitecekmiş. Yani 5 gün sonra bitecekmiş. Her oyuna girdiğiniz gün arkadaşlar size bir tane Fade chip'i veriyordu. Ve 11 gün üst üste girdiğiniz zaman ise Fade karakterini açabiliyordunuz. Oyunu ilk günden beri oynayan arkadaşlarımız için şuradan arkadaşlar sezon etkinliğine gelip ceza veri seçtikten sonra Fed çiplerini toplayarak bunu elde edebilirler. Ama tabii ki de bunu alamayacağız anlamına gelmez. Bir yöntemi daha var. Ve arkadaşlar ikinci yöntem ise savaş bileti. Savaş biletini açtığınız zaman arkadaşlar ücretsiz kısımda, üst kısımda arkadaşlar Fed çipleri var. Ve bu Fed çipi birinci seviyede 2 tane arkadaşlar. Daha sonra 8, 9. seviyede 2, 4, 6, 8 ve 10. 25 seviyeye geldiğiniz zaman arkadaşlar Prime Time Battle Pass'te size Fade'i veriyor ücretsiz bir şekilde. Yani bu da oyunu her gün oynamanıza teşvik eden bir yöntem arkadaşlar. Bu arada bu görevler 15 Haziran'da bitecek. 15 Haziran'a kadar bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki bir diğer yöntem nedir? Efsaneler Fade. Aç dediğiniz zaman arkadaşlar 750 oyun parasına açılıyor bu. Veya 10 tane Fade chipine açılıyor. Ama şunu size öneririm arkadaşlar, 750'ye açmayın. 750'yi açacağınıza arkadaşlar gidin savaş bileti alın. Daha mantıklı. 799 savaş bileti aldığınız zaman, yani Battle Pass aldığınız zaman 799 oyun parasına alabiliyorsunuz. Ve benim şu anda arkadaşlar 2 tane Fade chipim var. Ben bunu tabii ki de kasacağım. İşte dediğim gibi bu aralar yoğun olduğum için arkadaşlar yapamıyorum ama yapacağım arkadaşlar. Zaten Battle Pass de alacağım ve Battle Pass'ı nasıl aldığına dair de video ekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada Fade'in arkadaşlar geliştirilebilir yetenekleri de çok güzel. Mesela şurada arkadaşlar avantajlarda 3. yetenek cezalandırıcının pişmanlığı düşürüldüğünüzde geçmişe dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence bu çok iyi bir yetenek. Bunu mutlaka açın. Ve yetenekte de arkadaşlar bence 3. sıradaki iyi boşlukta kayıp. Mangan faz odasında daha uzun süre kalabilir. Ancak faz odasındaki düşmanları artık taranmaz. Tamam, taranmasın. Mangan benim faz odasında, yani benim attığım fazın içerisinde korunsunlar. Yani bu faz bayağı etkili arkadaşlar. Hem düşmanı yavaşlatıyor, hem düşmanı işaretliyor, hem de takım arkadaşlarınızı koruyor. Çok güzel bir özellik diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar karakter tanıtımlarını yaptım. Karakter tanıtımları şimdilik bu kadardı. Bu kadar karakter var. Daha sonra gelecek olan sezonlardaki karakter tanıtımlarını da yapacağım arkadaşlar. Size hangi karakterin hangi özelliklere sahip olduğunu ve bu karakterleri nasıl geliştirebileceğinizden bahsettim arkadaşlar. Bir sonraki videom size ücretsiz bir şekilde oyun içerisindeki karakterleri nasıl elde edebilirsiniz hakkında olacak arkadaşlar. Bir de oyun içerisinde nasıl kullanabiliriz, yani oyun içerisinde hangi taktikleri yapmamız gerekiyor, nasıl oynamamız gerekiyor hakkında da bir video gelecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunların hepsi zaten nasıl oynanırım bir parçasıydı. Karakterleri bilmeden nasıl ne oynayacağınızı bilemezsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, şimdilik bu kadardı. Biz ayrıca Discord adresi de kurduk. Bu arada sorularınızı gelip Discord'dan sorabilir, takım arkadaşları elde edebilirsiniz. Sesli görüşerek birlikte oynayacağınız takım arkadaşları edinebilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki de biliyorsunuz kulüp kurduk. Ama maşallah var, kulübümüzün arkadaşlar doldu. Ben öyle tahmin ediyorum. Ve 35 üyemizin 35'i doldu arkadaşlar. Şu anda 35 üyenin haricinde 9 istek daha var arkadaşlar. Bir kulüp daha kuracağım ve bunu arkadaşlar canlı yayında duyuracağım ve bir sonraki videomda da anons edeceğim arkadaşlar. O da bizim bu kulübümüzün, yani yetmediği için şu anda sayısı 35'e kadar ulaştık. 5 kişi daha alacağız. 40'a kadar çıkabiliyormuş kulüp galiba arkadaşlar. Türkiye'deki ilk tam dolu kulübü elde etmiş olduk diye düşünüyorum. Sizlerin sayesinde ve daha bir sürü istekler var arkadaşlar. Bir arada olmak neyi doğurur? Gücü doğurur, başarıyı doğurur arkadaşlar. Ve biz bu klanla birlikte, bu kulüple birlikte, Discord adresimizle ve canlı yayınlarımızla birlikte arkadaşlar bir araya gelip bir ses getirebiliriz. Birlikten güç doğar. Son olarak sosyal mesajımızı da verdik arkadaşlar.
Ben şimdilik bu videoyu burada kapatayım. Gerçekten beni mutlu etti bu kulüp olayı. Ayrıca arkadaşlar kulüpte yetkili olarak Hakan TV kardeşimiz var, arkadaşımız var. Kendisine de kulüple ilgili soruları sorabilirsiniz. Ben bu birkaç gün giremeyeceğim çünkü oyuna arkadaşlar. Kendisine de danışabilirsiniz. O da size yardımcı olacaktır. Gerek Discord'la ilgili olsun, gerekse kulüple ilgili olsun arkadaşlar, bilgi verecektir. Videoyu da buraya kadar izlediyseniz ve abone olmadıysanız da yazıklar olsun. Şaka bir yana arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bye bye.